Fuat Uğur, eksen doğalgaz ile Türkiye lehine değişirken muhalefetin şaftı kaydı. Kaydı çünkü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı üzere Karadeniz'de Sakarya gaz sahasındaki yalnızca tek kuyuda bulunan devasa 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi ile Türkiye tam bağımsız ve eksen belirleyen ülke konumuna yükselecek. ABD'nin Demokrat Başkan Adayı ve Millet İttifakı'nın onursal başkanı Joe Biden'ın açıklamalarından anlıyoruz ki muhalefet artık kendini Türkiye'nin çıkarlarıyla karşıt bir pozisyonda konumlandırıyor. Ve bu durum Erdoğan'ın Cuma günü bir müjdem var dediği andan itibaren kendini göstermeye başladı. Evet, bu rezerv Türkiye'nin en az 10 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak. Diğer kuyuların açılmasıyla devamı da gelecek ve toplam rezerv 800 milyar metreküpü bulacak. Birileri 7 yıl, 10 yıl dedi ama Cumhurbaşkanımız 2023'ü hedef gösterdi halkın hizmetine sunulması için. Bu ne demek biliyor musunuz? Türkiye hidroelektrik santralleriyle, jeotermal, rüzgar, güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ve termik santrallerle Zaten toplam elektrik üretiminin %86'sından fazlasını kendi doğal gaz ve yerli kaynaklarından sağlıyor. Yalnızca %14'lük doğal gaz ve ithal kömür bağımlılığımız var. Hepsi bu. Daha geçen gün 1 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak güneş santrali açıldı ülkemize. Üstelik bu santrallerin evvelden ithal edilen güneş panelleri de artık Türkiye'de üretiliyor ve yüz milyonlarca dolarımızın içeride kalmasına sebep oluyor. 5 yıl sonra yenilenebilir enerji kaynaklarına nükleer santrallerimizin de eklenmesiyle %15'lik bir katkı geleceği düşünülürse, Karadeniz'deki doğal gaz rezervimizin sadece temiz enerji için ikame edileceğine, büyük kısmının ihraç edileceğine ve Türkiye'yi cari fazla veren bir ülke konumuna yükselteceğine kesin gözüyle bakabiliriz. Ama muhalefet mutsuz. 10 yıl sonraki gazın bize bugün faydası ne ki deyip duruyorlar. CHP'nin ekonomisti Selin Sayek Böke söylüyor. Diyelim ki 10 yıl sonra vatandaşa faydası olacak. 10 yıl sonra iktidara gelirsin, sen yaparsın primini. Ama yok, kötülük kraliçesi zehir saçmalıdır. Oysa doğalgaz ve petrol için yılda 40 milyar dolar ödeme yapan bir ülke olduğumuz dikkate alındığında böyle bir rezervin bulunması müthiş bir gelişme. İstihdam ve ekonomiye katkısını düşünün. Yakında yerli elektrikli otomobil ve yerli elektrikli traktörlerimizin üretim bandından çıkacağına, buna bağlı olarak Türkiye'nin dört bir yanında şarj dolum istasyonlarının açılacağını, tarımdaki mazot maliyetinin neredeyse sıfırlanacağını, tüm bu gelişmelerin enflasyona katkısını düşünün. Bunlar yalnızca birkaçı. Ben ekonomist filan değilim. Ama bilirim ki yatırımcılar 30 yıllık planlar yaparlar. Devlet Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra Karadeniz doğalgazının kağıtlarını satışa çıkarırsa bunun BİS'te nasıl bir hareketlenme meydana getireceğini tahmin edebiliyor musunuz? Kısaca Türkiye 7 yıl sonra bile olsa faaliyete geçecek bu büyük doğalgaz rezervinin menkul kıymetlendirilmesini yapacaktır. Ama en acıklı olan da CHP'nin ve tüm muhalefetin pek itibar ettiği Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Özgür Demirtaş'ın Twitter hesabından paylaştığı şu cümle: Dünyanın en büyük enerji rezervlerine sahip olan Venezuela'da bir bidon petrol bir tane damak çikolata bile etmiyor. Çok karın ağrısı çeken Türkiye'nin yıllardır sabırla büyük yatırımlar yaparak sürdürdüğü sondaj çalışmalarından elde edilen sonuçtan büyük mutsuzluk duyan birinin ruh hali. Asıl acıklı olan ne biliyor musunuz? Türkiye ile Venezuela arasındaki jeopolitik ve jeofizik faktörleri bilmeden Türkiye'nin petrolü ve doğalgazı olmadan G20 ülkeleri arasında 17. sırada olduğunu, satın alma paritesi bakımından da 13. sıraya yükseldiğini göz ardı ederek yukarıda bir kısmını anlattığım enerji yatırımlarını ülkenin yıllık 180 milyar dolarlık ihracatını savunma sanayinde dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdiğini sağlık sektöründe pandemi sürecinde de görüldüğü üzere en gelişmiş ülkeler arasında öne çıkan bir ülke olduğunu dikkate almadan bu satırları yazabiliyor olması. Özgür Demirtaş'ın petrodolar sistemini silah gücüyle dünyada egemen kılarak Venezuela'nın petrol çıkarmasını engelleyen Amerikan emperyalizminin ve küresel çetenin Türkiye'deki muhtemet adamları gibi konuşması çok ilginç. Venezuela tabii ki petrolüne güvenerek başka alanlarda yatırım yapmadığı için kendine yetemeyen bir ülke. Tıpkı muhtemel ki Özgür Bey'in çok sevdiği Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan da öyle. Ellerinden petrolü al, dımdızlak ortada kalırlar. Peki Türkiye öyle mi? Söyledik. Türkiye şimdiye kadar petrolü ve doğalgazı olmadan G20 içinde yer aldı. ABD 1971 yılında doların karşılığını altın olarak veremeyeceğini anlayınca yeni bir yöntem buldu. ABD doları giderek değer kaybediyordu ve hatta devalüye edildi. ABD askeri gücünü silah olarak kullandı ve Suudi Arabistan'a seni saldırılardan korurum ama petrolünü dolarla sat ve gelen paraları ABD bankalarına yatır teklifi yaptı. İşte bu yöntem Diğer petrol satıcısı OPEC ülkeleri tarafından da benimsenince dolar dünyanın rezerv parası haline geldi. İşte İran ve Venezuela bu sisteme hayır dediği için ABD ambargosu ve silah tehdidiyle karşı karşıya. İran petrol kaynaklarının onda birini bile üretemiyor. Ürettiklerini satamıyor ambargo nedeniyle. Türkiye bu ABD ambargosuna hayır dediği için başına darbe girişimi dahil neler geldi? Saddam ve Kaddafi de aynı şeyi denedi. Akıbetlerini gördük. Özgür Demirtaş bunları bilmiyorsa hiç hocalık filan yapmasın bence. Çünkü aileler çocuklarını bu beyefendiye emanet ediyorlar. Bu kadar mı kaybettiniz ülkenize aidiyetinizi? Yazık bu milletin evlatlarına. Çok yazık. <laughs>